arkadaşlar işin gerçeği şu, boy uzatma ameliyatı falan diye bir şey yok. Bunlar hepsi yalan. Abisi burada, biz de öyle bir... Böyle bir kurumu olmasaydı olmazdım. Yani böyle bir kurum olduğu için oldum. Yani siz mesela nasıl adapte oluyorsunuz abi hastalara? Geliyor mesela 10 santim uzuyor. Aslında bambaşka birisi yani baktığında. Evet. Arkadaşlar hikayemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kardeşim öncelikle nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Yani beklediğimden hızlı toparlıyorum. Zor geçer diye düşünüyordum. Yürümem bu kadar hızlı olmayabilir diye düşünüyordum. Desteksiz falan yürüyebiliyorum şu anda. Arkadaşlarım çok şaşırıyorlar. İşte daha alem görmedi ama yakın çevremde falan tepkiler gayet olumlu. Öncesinde korkanlar şu an benim halimi görünce ya üzülmüyor. Evet, öyle bir şeylere girdiler. Çünkü canlı kanlı örnek var karşılarında. Evet, boyun kaçtı, kaç oldu? Yani daha doğrusu kaç santim uzattık? Onu da bir... Yani 9,5 röntgende, 1,66,5'tan şu an 1,75,5 falan galiba değil mi? Uyguladığımız yöntem sende kombine yöntemdi. Hı-hı. Dışarı cihazlar takımıydı. Bu yöntem hakkında neler söylemek istersin? Şeylerde çok büyük ağrı bekliyordum daha çok. 8, 7, işte 10'a kadar, hani 6'dan 10'a kadar falan. Oralarda çok ağrı yoktu. Pin girişlerimde çok nadir zamanlar ağrı, acı oldu. Onun dışında benim çok büyük kas ağrılarım olmadı. Yani aslında süreci ben biraz kolay geçirdiğimi düşünüyorum. Ağrıyı kıyasladığında bu hayalle... Değer, tabii ki de değer. Ağrılarını ve o süreci unutuyorsun. Yani şu an mesela ya sürecin içindeyken şey diyordum, ya zor bir süreç bu falan diyordum. Ama şu an hiç yani hani şey diyorum, yine olsa yine yaparım. Hani iyi ki de yapmışım diyorum. Çünkü onu atlattığın zaman onları, geçmişini, kötü şeyleri unutabiliyorsun, perde çekebiliyorsun. İşin içindeyken de sanki hiç bitmeyecekmiş gibi de geliyor. O da seni biraz yoruyor. Ama işin sonunda ne ağrın kalıyor, ne psikolojik olarak sorunun kalıyor. Bundan sonrası iyilik, güzellik. Tabii ki de değer yani 2,5-3 ay. Hiçbir şey yani insan hayatında ne ki 3 ay? Tabii canım, aynen. 6 ay askere gidiyorsun yani. Aynen. Peki hocam, cerrahın sensin sonuçta, ameliyat eden kişi, bu imkanı veren kişi. Öncelikle ellerinize sağlık. Evet hocam, ellerinize sağlık. Bir diğer konu, kemik kaynamasıyla ilgili süreç hakkında bir doktor olarak memnun muydunuz? Evet, bugün de sonografisi geldi, harika. Paylaşırız zaten, görecek herkes. Kaynaman çok iyi. Hep hastalara önerdiğimiz bizim ilk toplantılardır, ameliyat öncesi toplantılarda beslenmenize dikkat edin. Bunun için özel diyetisyenimiz var. Ameliyat olmadan önce kilomuz 59,6'ymış. Aa, 1 kilo vermiyor. İşte bu çok iyi bir şey. Aslında diyetle birlikte bizim hedeflerimizden bir tanesi buydu. Mümkün olduğunca az vermek. Ameliyattan önce buradaymışız. Yağlıymışız. Artık yağlı değil mi? Şimdi merak ediyor musun? Evet. Şimdi yağ yüzdesine bakalım. Ameliyattan önce %21'miş. Şu anda %14. Süreç sonunda aslında hedeflerimize ulaşmış olduk. Benim işte bu. Vay, kas artmış. Senin kemik kaynaman muhteşem. Tabii genetik faktörler de var. Tabii cerrahi faktörler de var ama beslenmen de bu konuda çok kritik. Toplaman da çok iyi oldu. Evet. 2,5 ayda 9,5 santim. 9,5 santim gayet iyi bir rakam. Çok kısa bir süre bence. Evet. 2,5 ay 9,5 santim için. Dediğin gibi ne kadar fazla olsan tabii recovery'in ona göre biraz daha uzayacaktı. Şimdi birkaç ay sonra çok rahat hareketlerini gösteren videolarımız olacak inşallah. Evet. Ben açık konuşmak gerekirse bu Özkan'ı beğenmedim abi. Lütfen orijinal Özkan'ı getirir misin? Maketimi falan mı yaptınız yoksa? Bana orijinal Özkan'ı getirin abi. Çünkü ben bu Özkan'la konuşmayı beğenmedim. Vay reis ya. Evet arkadaşlar, işin gerçeği şu, boy uzatma ameliyat falan diye bir şey yok. Bunlar hepsi yalan. Abisi burada, biz de öyle bir şaka bir yana, gerçekten çok zor. Vallahi çok teşekkür ederim. Rica Ellerinize sağlık hepinizin. Çok güzel bir süreç geçirdim burada da. Fizyoterapisi, işte hemşireler olsun, siz olun, işte doktor bey olsun. Herkes çok ilgiliydi. Çok güzel bir süreçte geçirdik. Vallahi özleyeceğim burayı da. Bugün gidiyoruz ama yani çok uzak arada artık ziyarete geleceğiz yani. Başınızı ağrıtacağız yani. Live olarak hakkında bir şey söylemen gerekiyorsa ne söylersin? Yani şöyle, boy uzatma ameliyatı olmak istesem böyle bir kurumu olmasaydı olmazdım. Yani böyle bir kurum olduğu için oldum. Çünkü her gün işte soruyorlar, yaralarıma bakıyorlar, işte kemiğimin kaynamasına bakıyorlar, kaslarıma bakıyorlar, işte çöpüm alınıyor, odam temizleniyor, yemeğim geliyor ve ben bunu düşünemiyorum yani, bu süreci bunlar olmadan nasıl geçirirdim? Öyle güzel, konforlu geçti ki ve sıkılmadık da yani, burada da ortam çok iyi. İşte diğer hastalarla sohbet edebiliyorsun, konuşabiliyorsun. Bütün ekip o kadar uyumlu, o kadar güzel çalışıyorlar ki herkes senin en ufak bir sorununda sana yardım etmek için can atıyor. O yüzden ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bir gün mesela asansörde yabancı birisi, senin videolarını görmüştüm gelmeden önce ve motive olmuştum. Teşekkür ederim. Süper. Teşekkür ederim falan demişti. O kadar mutlu oldum ki yani, hani hayatında böyle önemli bir kararı vermek için benim videomu izliyor ve benim videomla hayatına yön veriyor. O konuda doğru bir yere yönlendirdiğim için insanları da çok mutluyum. Çünkü bu işi yanlış yapan da çok yer var. Doğru bir yere gelmeleri, dünyada tek olan bir yere gelmeleri benim için çok önemli, mutluluk verici bir şey. İnsanların hayatına dokunuyorsun yani. Sana sorum şu aslında. Bir komplikasyon olsa ne yapardın? Tabii ki başımıza böyle şeyler de geliyor ve onları kendi içimizde cerrahi bakımsa bakımla yenerdik, çözerdik. Ameliyat öncesi senin yanına geldim ya, hani böyle tamam sen yapacağız ya falan ve ya ne rahatsın ya sen gibi bir şey söyledin, hatırlıyor musun? Nasıl? Biraz rahatlığınız benden alıyor gerçekten. Bu arada fenomeni ameliyat ettik ama ben dünyanın fenomenini ameliyat ettim. Panik olmamışım da şimdi. Wow, Özkan. Çok iyi. Çok iyi ya, harika. Müthiş. Ömer insan unutuyor eskisi. Gerçekten unutuyor değil mi? Müthiş. İnanılmaz ya. Bu zaten muhteşem bir tezi yani. Aynen. Evet. Ya ikisi şu an iki farklı insanmış gibi yani. Size farklı birisi gibi gelmiyor muyum ya şu an? Çünkü yani siz mesela nasıl adapte oluyorsunuz abi hastalara? Geliyor mesela 10 santim uzuyor. Aslında bambaşka birisi yani bak. Ama sen kendine yatırım yaparsa bu hayatta özgüvenle beraber başarıya çok hızlı bir şekilde kavuşabiliyoruz. Evet. Bundan sonraki her başarımda aslında benim ortağımsınız. Evet, her zaman aklımda olacaksınız yani hayatım boyunca. Bunu unutulacak bir şey değil zaten. Bu adamlar diyeceğim ki hayatıma dokundu ve şu an ne başarıyorsam aslında beraber başarıyoruz. Pin girişlerimiz, burun yarası bu kadar. Distal kilit vidalarımız, osteotümöralımız, bu da proksimal pinlerimiz ki şu an çok daha iyileşme safhasında olduğu için renk koyuluğu kalmayacak. Bugün çok özel bir gün. Halil hocamızın doğum günü. Vay! Hocam doğum gününüz kutlu olsun. Sağ olasın. Aslında benim de doğum günüm bugün yani hoca. Ya yeni hayatıma doğdum artık artık. Aynen öyle. İki doğum günü var arkadaşlar. Doğum gününüz kutlu olsun. Aynen. Kimlerin hayatınıza dokundunuz değil mi 45 senede? Hala inanmıyorlar bana. Şop diyorlar. Ya öyle zaten. Ulan ben 2,5 ay. Boşuma bu kadar şey. İşte bacaklarını şop yapmış. Ulan şop yapsam bacağımı mı yapayım? Şuradan yaparım falan. Kaslı yaparım kendimi. Heh uzattık ne oldu? Uzadık. Ne oldu? Başımız gelen nerede?